bekliyorsunuz öyle mi? Bir şey söyleyeceğim, sizin maskeleriniz neden yok? Var ya. Var. Nasıl yok? Sağ guys. 14 gün karantina nasıl geçti? 14 mü? 17 gündür dışarı içerideyiz biz. 17 gününcü gün bugün. İlk defa bugün böyle bir birazcık geriye gidelim mi çıkalım buradan isterseniz. İlk defa bugün işte market alışverişine çıktım. 17 gündür içerideyim. Zaten dışarı çıkarken bizim orada böyle işte kapıda duran beyler var. Diğer kapılarda çalışan işte beraber çalışanlar. Şey diyorlar, Şeyma Hanım ilk defa sizi dışarı çıkarken görüyoruz. Evet dedim, 17. gün bugün. İlk defa çıkıyorum. En çok sizi etkiledi herhalde. Sizin gezmeyi seven bir insandınız dışarıda sürekli. Yani herkese etkiledi bence diye düşünüyorum. Tabii ki de sadece beni değil, bütün dünya etkilendi sonuçta. O yüzden yani şu anda yapılması gereken şeyi yapmalıyız. Hepimiz evde durulması gerekiyorsa evet evde durulmalıyız. Şu anda hani olması gereken şey bu. Tabii ki de zor bir süreç ama Allah daha beterinden daha büyüğünden saklasın diyelim. Sonuçta hani ailem sağlıklı, arkadaşlarım sağlıklı, çocuğum sağlıklı. Önemli olan o. Şu anda eğer evde durmamız gerekiyorsa evde duracağız. Yani tabii ki de neyi anlıyoruz? Özgürlük her şeymiş. Evet, dışarı çıkmak, tabii gezmek istediğimiz özgürce dolaşmak gerçekten çok güzel bir şeydi. Ama şu anda hani böyle olması gerekiyorsa böyle olacak. Belli bir süreç sonuçta. Gerçi pozitif kalmaya çalışıyorum. Kısa bir süre içerisinde bitecek diye düşünüyorum inşallah. Peki sosyal medyada da bir TikTok'a sizde TikTok'ta bir video paylaştınız. Guido hates TikTok. TikTok. Paylaştığınız video bazı tepkilere de neden oldu. I'm not allowed to do TikTok anymore. Önce tercüme etseniz sonra soruma cevap versiniz. Şey diyor, TikTok'u istemiyor yapmamı da o yüzden oradan gülüyoruz. Yo yo, o videodan değil. Böyle hani diyor ki küçük de hani teenage grup yapıyor. Hani senin ne işin var orada diyor. Doğru söylüyorsun dedim. Zaten ben de bir video koyup sonra yani açık değil zaten hesabım. Orada sadece nasıl yapıyorlar diye bir Melisa'ya falan özendim. Çektim sonra da Instagram'a paylaştım. Sonra zaten hani açık açmamıştım hiç hani açtı kapattı falan diye bir şey yok. Oradan çekiyorum, arada bir Instagram story'imde paylaşıyorum. Instagram daha eğlenceli geliyor bana. Peki karantina günleri bittikten sonra dünya daha çok güzelleştiğinde planlarınızı yaptınız mı? Planlarım. İlk nereye gideceksiniz? Şu an sadece tek düşündüğüm şey Melisa'yı görmek tabii ki. Çünkü gerçekten hani pek anlaşılmıyordur tabii sosyal medyada falan ama hani canım kalbim çok acıyor. Çünkü onu şu anda ilk defa bu kadar uzun süredir görmedim. 16-17 gün oluyor. Normalde o Ibiza'ya gittiğimde bile 10 gün kalıp hani onu 10 gün görmemiş oluyordum. Şimdi böyle bir 17. gün falan ve 17 Nisan'a kadar da açılmayacak uçuşlar diye biliyorum. Aynen Dominik'te. O yüzden bir 17 Nisan'a kadar kaç gün oluyor? Bir 17-18-20 gün daha var. Yani ben hani ilk defa hani gerçekten hani çok uzun süre kızımı göremeyecek olacağım. Neyse o kadar. Ama muhakkak FaceTime falan yapıyorsunuzdur, konuşuyorsunuz. Onu da özlemiştir siz. Duygularınız neler peki? Gözlerinizde yok çünkü. Aynen Melisa demek istemiyorum. O yüzden yani zor bir durum tabii şu anda benim için de. Kızını evladını insan ayırmasın. Başka bir şey yok. Peki bu süreçte siz kendinizi nasıl değerlendirdiniz? Çünkü paylaşım. Ben dediğim gibi pozitif kalmaya çalışıyorum. Evde sürekli böyle müzik açıyorum falan filan. İşte spor yapıyorum. Kendimi yükseltmeye çalışıyorum ama depresyonum. Yani günleri de geliyor olabilir yani şu anda böyle 17. gün tamam. Hani yapacak bir şey yok dediğim gibi hani her şey Allah'tan. O yüzden hani kaderimiz bu, yaşıyoruz. Hayırlısı neyse o. Biz bunu da hani şer gibi görürüz. Belki bir hayır vardır diye düşünüyorum her zaman. O yüzden yani evde kalacağız. Sağlıklı olalım, evde kalalım. Başka da diyecek peki bir şey beyefendi, yok. Peki beyefendi evde ya, şimdi artık sıkılıyorsunuz. Yemekler yapılıyor evde mu? Evde yemek yapıyor. Çok güzel yemek nasıl, yapıyor. Hangi yemekleri? Türk yemekleri öğrendi mi? Aynen aynen. No. Şey Türk yemekleri bilmiyor. You don't know how to cook a Turkish food right now. No, no. Turkish food no. But he loves to cook. But he loves to cook like meat, fish, pasta. Pasta. Yeah. Şey çok güzel şey falan yapıyor, makarna falan baklava yapabiliyor. Baklava börek yapmasını beklemiyorsun. Yok ondan hiçbir, onlar olmaz. Peki aynen. Kendi ailesi de İtalya'da zor günler geçiriyor. İletişim kurabiliyorlar mı? Onun ailesi ne durumda? Aynen, iletişim kuruyor. Ama hani ailesi onların Salerno'da, annesi işte kardeşi ama ikiz kardeşi evli, onlar Ibiza'dalar. Onlarda da onlara bakarsan şey Spain yani İtalya ve Spain zaten şu anda gerçekten çok kötü durumda. O yüzden onlar da evden dışarı çıkamıyorlar. Yani ben bizleri birazcık daha iyi görüyorum açıkçası hani Türkler olarak birazcık daha böyle bir strict mi hani daha böyle katı hani kurallarla demek istemiyorum ama hani daha vatandaşımızı daha sağduyulu görüyorum aslında. Onlar çünkü çok hata yaptılar. Çok
yanlış yaptılar, dinlemediler çok fazla. Biz böyle en başından itibaren dinliyoruz. Zaten olay benle patladı diye düşünüyorum. İyi de oldu. O yüzden şu 17-18 gündür herkes çok daha hani sağduyulu, herkes evinde diye düşünüyorum. Yani o yüzden yapacak bir şey yok. Ben de sıkılıyorum arkadaşlar. Daralıyoruz tabii ki de ama yapacak bir şey yok. Yani şu anda Allah dediğim gibi sağlığımızdan etmesin. Yani yaşlılarımız inşallah hani 60 yaş üstü dışarı çıkma yasağı var. İnşallah uyguluyorlardır. Çünkü gerçekten hani bunun şeyi bulunamıyor, çözümü bulunamıyor. Bir lanet bir şey yani, nasıl geçer? İnşallah geçer.